Üniversitetercihleri.com Üniversite Yolunda programını sunar. Efendim, Üniversite Yolunda programından merhaba. Ben Bengü Kantekin. Hafta sonu YKS heyecanı sona erdi. Sınav sonrası adayların gözü kulağı puanlarında. Puanlarına uygun, en uygun tercihi, en isabetli tercihi yapabilmeleri için üniversiteleri tanımak onlar için son derece önemli. Bugün programımızın ilk bölümünde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tanıyacağız. İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Münevver Turanlı canlı yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyiyim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, söylediniz zaten Profesör Doktor Münevver Turanlı. Ben esas Marmara Üniversiteliyim. Fakat İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kuruluşunda rahmetli hocamız İsmail Özaslan Hoca bana Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olarak gelir misin dedi. Ben de biraz düşündüm. Dedim ki burası da bir kamu kuruluşunun bir üniversitesi, devlet üniversitesi seviyesinde. O nedenle kararımı verdim ve geçtim. O günden itibaren de 20 yıl oldu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. 11 yıl dekanlık yaptım. İstatistik Bölüm Başkanlığı yaptım. Şu anda da öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Kuruluşundan beri oradasınız ve kararınızı almanızda etkili bir unsur var anladığım kadarıyla söylediklerinizden. İstanbul Ticaret Odası'nın varlığı, değil mi? Aynen. Desteklenmesi. Aynen. Biraz da bu soruyla beraber üniversitenizi de tanımış olalım. Neler söylersiniz evet. efendim? Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin tabii ki arkasında, yani İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite. Tabii ki tek bir kişinin üniversitesi değil, bir kurum üniversitesi. Bu hem bizler için, yani öğretim üyeleri, hani ben de kararımı verirken çok etkilenmiştim. Hem de öğrencilerimiz için çok büyük bir farklılık. Arkalarında sonuçta bir ticaret odası var. Yani hemen hemen dünyanın üçüncü büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası var. Bu bizim üniversitemiz için her zaman destek ve öğrencilerimiz için her zaman destek. 2001 yılında kuruldu üniversitemiz ve ek kontenjanlı öğrenci almıştık. O zaman 13 öğrencimiz vardı bizim istatistik bölümünde. Toplamda 72 öğrenci vardı üniversitede. Şu anda 10.000'in üstünde öğrencimiz var. Çok güzel bir gelişme gösterdi. Çoğu devlet üniversitelerinden gelen kişiler tarafından kuruldu. O nedenle devlet üniversitesinden bir farklılığımız olmadı hiçbir zaman ve 20 yıldır da aynı düzende devam ediyoruz. Evet. Evet. Peki hocam, fakültelerinizden genel olarak bahsedelim mi? Merak eden arkadaşlar mutlaka internet sitenizden kontrol tabii edeceklerdir. Tabii. Tercih yapmak isteyenler. Şimdi bizim Fen Edebiyat Fakültesi'nin adı değişti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi evet oldu. Hukuk fakültemiz var. İletişim fakültemiz var. Karşı taraf İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz ve Küçük Yalı Kampüsü'nde 3 fakültemiz, Sütlüce Kampüsü'nde, Küçük Yalı Kampüsü'nde de Mühendislik ve Mimarlık, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz var. Böylece 5 fakültemiz var. 5 fakültemiz var. Evet. Dağılımları da böyle yerleşkenimizde duymuş olduk bu yolda. Evet. Peki akademik kadronun evet çok önemli değil mi tercih aynen edecek adaylar aynen için? Nasıl onlar çok önemli hocam okulun? Şimdi akademik kadro gerçekten çok değerli bir akademik kadromuz var. Şunu söylemek istiyorum. Akademik kadromuzda teorik ve uygulama ile birleşmiş olan hocalarımız var. Bu çok önemli. Ben hep şunu söylerim, yani bir öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman uygulamayı da görmeli. Sadece teori evet güzel, birinci ve ikinci sınıflarda teori olabilir ama ondan sonra mutlaka uygulamayı görmesi gerekir. Çünkü mezun olduktan sonra ben ne yapacağım kaygısı, biliyorsunuz istihdam en önemli konularından evet birisi öğrencilerimizin. O nedenle üniversitemizdeki hocalarımız hem teorik hem de uygulamalı olarak donanımlı olan hocalarımız gerçekten ve genç arkadaşlarımız da böyle çok yakın güncel konuları takip eden bu çok önemli bir şey. Evet. Ve öğrencilerle bizim şöyledir, yani biz öğrencilerle bir aile içindeyiz, yani ticaret üniversitesi ailesi diyebiliriz ona. Her türlü konularında onların, her türlü sorunlarında onlara destek olarak
ve hem bilimsel dediğim gibi tekrarlıyorum hem de uygulama açısından onların mezun oldukları zaman donanımlı olarak yetiştiriyoruz. Yani bu çok önemli. Evet, evet. Çok hocam. Önemli. Biraz bahsettiniz aslında yerleşkelerden ama şehirle ilişkisini de merak eden evet. adaylarımız özellikle İstanbul dışından tercih edecekler. Gelenler. Evet. Şimdi Sütlüce kampüsümüz zaten çok merkezi bir yerde. Ama Küçükyalı kampüsümüz de onun gibi çok merkezi bir yerde. Çünkü çok yakınında metro istasyonu var. Bizim Sütlüce'de ise devamlı minibüslerimiz var. İşte saat başı kalkıp onları metroya götürüp getiren. Bu nedenle hiç ulaşım konusunda bir sorun yaşamıyor öğrencilerimiz bu konuda. Yurt konusuna gelelim. Evet, orada da yurt konusu. O da çok önemli. Kesinlikle. Bizim yurdumuz yok. Üniversitenin bir yurdu yok. Fakat ilk 10 bine giren öğrenciye ticaret odası yurt için burs veriyor. Ve bu burs her sene değişiyor. Yani günün şartlarına göre değişiyor. Bu şekilde de ticaret odasından yurt için burs alabiliyoruz. Ve diğer taraftan bizim kariyer merkezimizde yurt bulma konusunda, insan kaynakları diyelim bölüm yurt bulma konusunda çok büyük yardımları oluyor öğrencilerimizin. Ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık o konuda. Evet. Hiçbir sorun yaşamadık. Evet, biraz önce siz de söylediniz. Üniversiteye gelen bir genç için istihdam çok önemli bir konu. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası'nın sizin mezunlarınıza sağladığı katkıları çok merak ediyorum bu anlamda. Şimdi katkılar şöyle. Tabii ki iş bulma konusunda, istihdam konusunda bir şey söyleyemeyiz. Yani bunu söylemek çok zor. Hani bazı üniversitelerde duyuyorum işte mezun olana iş imkanı. Bunu yaratmak biraz güç. Ticaret odasının şöyle bir katkısı oluyor. Biliyorsunuz ben hep gene yıllarca bunu savundum. Staj çok önemli. Yani öğrencilerimiz eğitimine devam ederken staj yaparak özel sektörde ne oluyor, kamu sektöründe ne oluyor, neler var, bu havayı koklaması gerekir diye düşünüyorum ben. Ticaret odasının bu konuda gerçekten bize çok büyük katkıları var. Staj imkanları sağlıyor. Tabii ki öğrencilerimize başarılı olanlar veya kendi konularında ihtiyacı olanlara da istihdam. Ama bunu böyle bütün öğrencilerimize bu istihdamın sağlanması mümkün değil. Ancak tabii ki arkamızda böyle bir odanın olması hem öğrencilerimiz için hem bizim için çok büyük bir destek. Katkı sağlıyor. Evet. Aynen. Hocam peki uluslararasılaşmak? Çok önemli artık. Evet, evet. Şimdi uluslararası konusunda Erasmus programlarımız var ve bize çok sayıda yabancı öğrenci geliyor. Gelen yabancı öğrenci sayıları hemen hemen 700'ün üstünde. Bizden de giden bizim de 47 üniversiteyle Erasmus konusunda anlaşmamız var. Öğrencilerimiz belli bir başarı puanını yakaladıkları takdirde bunlar arasından bir seçim yapıyoruz. Ve yani başarı puanı önemli. Erasmus'a gitmek için başarı puanı önemli ve dil önemli. İsteyen öğrencilerimizi de yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından gelen, bize gelenlerin sayısı çok daha fazla. Bizden gidenlerin sayısı biraz daha az ama eminim o da çok daha artacaktır. Artacak. Onların gelenlerin oryantasyonu konusunda çalışmalarınız var mı? Şimdi onlar tabii ki bizim Erasmus ofisimiz var. Gerçekten çok canla başla çalışıyorlar bu konuda arkadaşlarımız. Kalma sorunları oluyor, yurt sorunları oluyor. Onlara destek veriyoruz. Bazen lisanla ilgili sorunları oluyor. Yani sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktoradan da çok evet. öğrencimiz var. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ve şimdiye kadar hepsi mutlular. Onun için sayıları artıyor gittikçe. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam eder. Umarız hocam. Biraz sizin bölümünüze özele inmek isterim. Bölümünüzle ilgili konuşmak isterim. Bu alanda son derece deneyimli yıllarınızı verdiniz. İstatistik evet. bölümünü tercih etmek isteyen adaylar. İstatistik bölümü ne yapar? Nasıl tercih edilir? Kimler tercih etmeli? Konuya nasıl bakalım hocam? Evet. Şimdi son günlerde pandemi dolayısıyla istatistiğin önemi çok daha fazla arttı. Evet. Biz yıllarca hep istatistiği anlattık ama işte böyle bir olay yaşandığı zaman istatistiğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi biliyorsunuz günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla veri sayılarında çok büyük artışlar var. Hatta yapılan araştırmalara göre deniliyor ki son 2 yılda bu yıla kadar yapılan
toplanan verileri %90'ı kadar veri toplanmış. Yani ne kadar çok sayıda veri topladı. Evet. Ama bu verinin önemli olan, bu veriyi analiz eden ve bunu yorumlayabilen, yani veriyi bilgiye dönüştüren kişilere ihtiyaç var. İşte istatistikçinin yaptığı burada bu verileri analiz ederek, yorumlayarak bilgiye dönüştürmek. Bu nedenle istatistikçiye çok ihtiyaç var. Yani sayısal analiz yapabilen ve analitik düşünebilen kişiye ihtiyaçlarımız var. Artık dijital ortama geçildiği için hani sözel işlemler pek önemli değil. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki veriye bakıp, onu değerlendirip ben hangi istatistiksel analiz yöntemini uygulayabilirim? Ve bunun sonucunda ne elde edebilirim? Televizyonlarda hep dinledik. İşte oranlar hesaplandı. Şimdi bazen gerçekten oranlar mukayese ediliyor. Mesela Amerika'daki ölüm oranı ile Türkiye'deki ölüm oranı. Bu karşılaştırılmaz. Neden? Amerika'daki nüfus sayısı farklı. Yani yorum çok önemli. O nedenle biz birinci ve ikinci sınıfta öğrencilerimize teorik bir takım bilgiler verip 3 ve 4'te tamamıyla uygulamaya geçiyoruz. Yani bilgisayar programları, güncel olan bütün bilgisayar programları üzerinde ve güncel verileri alarak onlar üzerinde uygulamalar yaptırıyoruz. Böylece mezun olan arkadaş bitirdiği zaman ne yapacağını biliyor. Bu çok önemli bir şey. Ve mezunlarımız çok iyi yerlerde, hepsi şu anda müdürlük seviyelerinde. Bankalarda risk yönetiminde çalışıyor. Veri analisti biliyorsunuz çok önemli oldu. Evet, ben de nerede çalışırlar diye soracaktım. Aynen. Hocam. Şimdi istatistiğin adı aslında veri analisti. Yani ama biz tabii istatistikçi olduğumuz için yıllarca bunun adını değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ama gerçekten veri analisti artık çok önemli. Her yerde, çünkü her yerde veri var. Tıpta da veri var, bankacılıkta da veri var, işletmede de veri var, biyolojide de veri var. Bunların hepsini değerlendirebilecek kişi işte istatistikçi. O nedenle istatistikçi her alanda çalışabiliyor. Yelpazesi çok geniş. Sonuçta sayısal analiz yapıyor. Evet. Çünkü bir de şunu söyleyeceğim. Yani mezun olan bir kişi için önemli olan nedir? İstihdamdır. Şimdi gene yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de önümüzdeki yıllarda %36 oranında veri analistinin sayısı, istihdam oranının artacağı, dünyada ise %80 seviyelerinde artacağı araştırma sonucuna göre çıkmış. Yani veri analisti artık istihdam edilememe gibi bir durumu söz konusu değil. %36 artış önemli bir artış demektir. Gelelim diğer bir şey nedir mezun olan bir öğrenci için? Gelirdir. Kazançtır, değil mi? Şimdi burada kazanç da çok önemli. Gene dünyada yapılan bir araştırmada bütün dünyada ilk gelir açısından ilk 5'e giriyor veri analisti. Gelelim gelecekle ilgili bir korkusu olmaması gerekir. Evet. İstihdam da gelecekte artık görüyorsunuz robotlar, işte yapay zeka, bunlar işte veri madenciliği, evet. Bunlar hep istatistiğin konuları. O nedenle hani istatistik böyle sadece istatistik kelimesi değil. Bunu açıklamak istedim. Yani veri önemli ve veriyi biliyorsunuz para birimi deniliyor artık. Geleceğin para birimi veri deniliyor. Bu nedenle istatistikçinin her yerde hani hem istihdam hem gelir hem gelecek açısından çok daha farklı yerlerde olacağı konuşuluyor. Peki hocam sizce Covid-19 tetikledi mi? Tetikledi kesin. Daha önce gerçekten istatistiğin pek adı yoktu ama Covid-19 çok etkiledi. Artık bizim herkes için bilimsel verilere bakarak, değil mi? O bir... Aynen. Yani bilimsel veri olmadan, analiz yapılmadan bir sonuca varmak mümkün değil. Onun için ben hep işte bu kelimeler çok arttı. İşte yapay zeka, veri madenciliği, İşte veri okur yazarlığı, bunlar hep istatistikçinin görevi. O nedenle arkadaşlarımıza, üniversite seçimi yapacak arkadaşlarımıza bu konuda gerçekten istatistiği seçmelerini öneriyorum. Öneriyorsunuz değil mi? Hocam peki okulunuzda biraz önce söylediniz ya, ilk yıllar genellikle teori üzerinde duruyoruz. Bölümünüz adına konuşuyorum. Sonrası için özel çalışma alanları, atölyeler, mezuniyetle ilgili projeler eminim vardır. Yani tabii 74 tane atölyemiz var ve çok sayıda laboratuvarlarımız var.
Girişimcilik konusunda çok önemli bir takım aşamalar geçirdik. Kuluçka merkezimiz var mesela. Burada girişimci olarak melek yatırımcılar buraya gelip burada bir takım girişimcilik konularında faaliyetlerde bulunuyorlar. Kariyer merkezimiz staj ve istihdam konusunda ticaret odasından destek alarak çok büyük faaliyetlerde bulunuyor. Bu konularda bu şekilde bilimsel ve kültürel çok fazla çalışmalarımız var. Çok fazla sayıda kulüplerimiz var ve gerçekten çok iyi çalışıyor bu kulüplerimiz. Ben o gençleri görünce çok hoşuma gidiyor. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Kulüpler çok iyi çalışıyor. Bu faaliyetlerle gençler mutlu. Yani belki üniversitemizde çok büyük bir spor alanımız yok. Ama çok iyi bir kütüphanemiz var. O kütüphanemizde öğrencilerimiz çok rahat çalışabiliyorlar. Ve bunun yanında bu kulüp faaliyetleriyle bir takım küçük sosyal şeylerle, spor alanlarımızla günlerini iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde değerlendiriyor. Çünkü neden? Yani bir aile havası var. Bu çok önemli. Her hocamız öğrencilerimizle böyle bir anaç bir ruhla yaklaşıyor. Sizden de anlıyoruz zaten hocam. Size bölümünüzde yurt dışı deneyimine nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Mutlaka sizin çalışmalarınız çok kıymetli ama adayların, mezunlarınızın mezun olmadan önce yurt dışı deneyimi elde etmiş olmasına nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce mi sonra mı yurt dışı? Okurken. Evet, okulunuzdaki. Şimdi ben yani yurt dışı deneyimi daima olumlu bulurum. Yani bir gidip görmesi çok önemli bir şey. Yani o kişinin vizyonu ve misyonu açısından gerçekten çok önemli. Öyle bir imkanı yakalayan bir kişinin eğer o başarıyı yakalamışsa bence mutlaka gitmesi gerekli. Şimdi bizde tabii bazı arkadaşlarımız gitti fakat pek aradıklarını bulamadılar. Yani bizdeki o sıcak havayı bulamadıkları için çok mutlu olarak dönmediler. Ama ben hepsine gitmelerini tavsiye ediyorum. Çok önemli. Deneyimlemelerini çok mutlaka, önemli buluyorsunuz. Mutlaka yurt dışına gidip bir süre orada zaten ya bir dönem gidiyor veya bir dönem daha uzatabiliyor. Hatta biz şöyle yapıyoruz yani diyelim ki A dersine karşıla B değil de yakın olanları, içerikleri yakın olanları dahi kabul ediyoruz. Yani yeter ki orada geçmiş olsunlar. Hani burada sene kaybetmesinler diye yakın olan dersleri de gene uygun olarak kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Hocam peki sizin yaptığınız organizasyonlar var mı? Üniversite olarak bölümünüze özel? Bizim ekonometri ve istatistik kongrelerimiz var. Bunları her sene yapıyoruz. Ayrıca gene öğrencilerimiz için istatistik kolokyumları var. Öğrencilerimiz onlara katılıyor. Biz de onlarla beraber katılıyoruz. Böylece bütün istatistik bölümleri birbirini tanımış oluyorlar. Biliyorsunuz artık network çok önemli. Birbirlerini tanımış oluyorlar bu konuda. Veya işte makale çalışmalarımız oluyor. Öğrencilerimiz de ona destek verebiliyorlar. Çünkü bizim öğrencilerimiz gerçekten yani istatistik bölümü biraz da burslu aldığı için çok başarılı öğrencilerimiz. Bize bu konularda da yani işte bilgisayar programlarına giriş, orada bize destek verebiliyorlar. Eğer çok büyük bir verimiz, çok fazla çalışma varsa bu gibi konularda da bize destek veriyorlar hocalarımızla beraber. Çok iyi oluyor. Yani biraz da kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz olunca onlara çok büyük destek vermiş oluyoruz. Peki bölümünüzü seçecek adaylara özel tavsiyeleriniz olur mu? Şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz? Şimdi ben tekrar onu söyleyeceğim. Yani bir öğrenci için en önemli şey mezun olduğu zaman istihdam. Ve istatistik bölümünde şimdiye kadar mezun olanların %90'ı istihdam edildi. Bu çok güzel bir rakam bölümümüz için. Gelire gelelim işte gelir de gene dediğimiz gibi yani artık çok aranılan kişi olundu. Yani işte bir takım bilgisayar programları biz hepsini veriyoruz bunların. Bu bilgisayar programlarını bilen kişiler mezun oldukları zaman iş bulamama gibi bir olasılıkları söz konusu değil. Bunun yanında geleceğin mesleği. Yani işte sinir ağları, yapay zeka, veri madenciliği, veri analisti, veri okur yazarlı bunlar hepsi istatistik bölümünde görülen
konular. Çalışma alanı çok geniş. Aynen, değil mi? Aynen öyle. O nedenle öğrencilerimize bölümü seçmelerini tavsiye ederim. Peki hocam, üniversitenizin sunduğu imkanları genel olarak toparlayacak olursak orayla ilgili ne söylersiniz? Şimdi hem bölümünüzü hem üniversitenizi seçsinler. Aynen, aynen şunu söyleyeyim. Şimdi üniversitemiz gerçekten, tabii ki bütün üniversiteler, vakıf üniversiteleri çok iyi durumda. Üniversitemizin şöyle bir farklılığı var. Arkasında bir ticaret odasının olması, yani bir kamu kuruluşunun olması. Bu çok önemli bir destek. Bu hepimiz için çok büyük rahatlatıcı. Gerçekten bize her zaman destekler. Bu birinci. İkinci, öğretim üyelerinin kaliteli ve zamanını üniversitede harcayan öğretim üyeleri olması. Bu çok önemli. Hep öğrencilerle bir arada olması önemli. Sorunlarına yaklaşan, bir problemi olduğu zaman sorununu çözen, ileriye ait ona çok destekler veren, yani iş yaşamında da staj konusunda özellikle çok destek veren bir eğitim kurumumuz. Yani staj çok önemli, çünkü neden? Şöyle diyorum, eğer o öğrenci kendini orada kabul ettirirse staj yaptığı sırada, İşe girme olasılığı da çok yüksek, çok oluyor. Yükselecek. Evet. Evet. O nedenle üniversitemizin seçmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Münevver Turanlı'yı ağırladık. Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Üniversite Yolunda programı devam edecek. Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Üniversite Yolunda programı devam ediyor. Efendim, programımız devam ediyor. Bu bölümde Erzurum Teknik Üniversitesi'ni tanıyacağız. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Bülent Çakmak canlı yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim, teşekkür ederim. Sizden Erzurum Teknik Üniversitesi'ni biraz dinleyelim mi? Neler söylersiniz genel olarak? Evet, Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 yılında kuruldu. Yaklaşık 11 yıllık bir geçmişimiz var. Erzurum'daki ikinci devlet üniversitesi olarak kurulduk. Kurulum kararıyla birlikte 6 fakülte kuruldu. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri, Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak kurulduk. Şu anda 15 bölümümüzde aktif olarak eğitime devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki bu önümüzdeki dönem için açmayı planladığınız bölümler, fakülteler evet, var mı hocam? Evet. Sağlık Bilimleri Fakültemizde ilki olarak 2 bölümümüzü aktif edeceğiz bu yıl itibariyle. Dolayısıyla öğrencisi olmayan fakültemiz kalmamış olacak. 2 bölümümüz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde beslenme diyetetik ve hemşirelik bölümleri. Ayrıca Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği İngilizce programımızı aktif ediyoruz. Normalde Bilgisayar Mühendisliği'nde Türkçe programımız var. Fakat Bilgisayar Mühendisliği'nin İngilizce alana dönük olarak çok yoğun talep oluşmasından dolayı, İngilizce bilinmesi zorunluluğundan dolayı İngilizce, %100 İngilizce programı da açtık ve bu yıl ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Olacaksınız. Tercih evet. yapacak adaylar için tercih yeni seçenekler yapacak adaylarımız olacak. Tabii yeni seçenek olacak. Ama siz genel olarak sanırım üniversite olarak yabancı dille eğitim konusunu daha fazla ön plana çıkarıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Bununla yani daha doğrusu yabancı dediğiniz gibi yabancı dili önemsiyoruz. Evet. Her ne kadar eğitimimiz Türkçe olmakla birlikte ana dilde eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten bilgisayar mühendisliğinde de İngilizce program başlatmamızın sebebi aslında yabancı dile önem vermemizden kaynaklanıyor. Ama tabii ki eğitimi Türkçe alırken öğrencilerimizin İngilizce öğrenmesini de çok arzu ediyoruz. Ben yurt dışında 5 yıl kadar kaldım doktora eğitimi süresince İngiltere'de. Yani döndükten sonra iş imkanı arayan, mezun olan bütün arkadaşlarımızı, mezunlarımızı için sorulan ilk şey yabancı dil biliyor musunuz, malumunuz. Böyle olunca doğal olarak mezun arkadaşlarımızın eğitim aldıkları süre zarfında İngilizcelerini geliştirmeler için bir takım yeni programlar başlattık Bengü Hanım. Mesela Speaking Club, konuşma kulübü kurduk. Writing Center, drama kulüp, movie club gibi, sinema kulübü gibi bir takım 4 ayrı program başlattık. Bu programlarımızda öğrencilerimizin konuşma pratiğinin geliştirilmesine dönük olarak yurt dışında doktora yapmış olan hocalarımız veya
ana dil İngilizce olan öğrencilerimizle birebir konuşturmak suretiyle pratik İngilizcelerini gelişmesi için arkadaşlarımıza ciddi manada katkı sunuyoruz. Hatta bu pandemi sürecinde online olarak Speaking Club'ı yürüttük bilgisayar üzerinden ve birçok farklı üniversiteden de arkadaşlarımız katılım sağladılar. Çünkü online platform üzerinden biz dışarıdaki öğrencilerimize de farklı üniversitelerden arkadaşlarımıza da bu platformu açtık. Dolayısıyla evet. Ciddi bir talep oldu. Öğrencilerimiz de pratik İngilizceden geliştirme imkanı buldular bu sayede. Evet, peki burada şunu anlıyorum, yabancı öğrencileriniz de var değil mi? Uluslararasılaşma konusunda aynen, da aynen. Atılımlarınız var. Tabii 20'den fazla 22 farklı ülkeden öğrencimiz var. 210'un üzerinde öğrencimiz var dışarıdan gelen. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere her kıtadan 22 farklı ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Yabancı uyruklu öğrencimiz. Dolayısıyla öğrencilerimizi, yabancı uyruklu öğrencilerimizi bu gibi etkinliklerde beraber çalışmak suretiyle öğrencilerimizin yabancı dil gelişiminde de katkı sunmalarını sağlamış çift oluyoruz. Hocam, çift taraflı hocam değil mi? Hem onların oryantasyonu. Onlar da tabii kendileri de bu sayede ciddi manada oryante oluyorlar. Evet, adapte evet. Oluyorlar. O da ciddi bir avantaj sağlıyor yabancı uyruklu öğrencilerimiz için. Sizin giden öğrencileriniz var mı hocam? Tabii değişim programı kapsamında Avrupa'da anlaşmalı olduğumuz 20'nin üzerinde üniversite var. Erasmus programıyla öğrencilerimizi gönderiyoruz. Ayrıca diğer ülkelerde yani Avrupa haricinde Asya, Afrika veya başka ülkelere de Mevlana programı kapsamında öğrencilerimizi gönderiyoruz. Mesela Tayvan'da okuyan öğrencilerimiz var lisans ve lisansüstü düzeyde. Böylece öğrencilerimizin yurt dışında hem farklı deneyim kazanmalarını hem de yabancı dillerini geliştirmelerini temin etmiş oluyoruz. Evet. Peki akademik kadroya nasıl bakıyorsunuz hocam? Okulun başındaki isim olarak seçimine, evet. Yetiştirilmesine, evet. Desteklenmesi. Akademik kadro çok önemli dediğiniz gibi Bengü Hanım. Çünkü neticede öğrencilerimizin nitelikli olarak yetişmesi nitelikli akademik kadroya bağlı. Akademik kadro itibariyle baktığımızda 300 akademik personelimiz var. Bunların 150'si öğretim üyesi dediğimiz profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosunda olan hocalarımız. Ve de hocalarımızın seçiminde de bir takım kriterler belirliyoruz. Gerek yayın kriteri olsun, gerekse yapmış oldukları projeler veya başka çalışmalar hocalarımızın seçiminde belirleyici faktörler oluyor, kriterler oluyor. Çünkü kriter belirlemediğiniz zaman doğal olarak nitelikli olmayan arkadaşların da öğretim elemanlarının da üniversiteye girmesinin önü açılmış olur ama nitelik her şeyden önce geliyor. Tabii ki nicelik önemli fakat nitelik olmadan doğal olarak verdiğiniz eğitimin kalitesi dolayısıyla da mezunlarınızın niteliği yüksek evet. Olmuyor ve iş bulma imkanı daha düşük olabiliyor. Doğru. O yüzden akademik kadronun niteliğinin yüksek olmasına çok önem çok veriyoruz. Önem veriyorsunuz. Peki hocam Erzurum'da öğrenci olmaktan biraz bahsedelim. Hmm. Neler söylersiniz? Şehir evet. Dışından seçecek öğrenciler için, adaylar için bu çok önemli. Tabii kesinlikle haklısınız. Erzurum tabii doğuda bir şehir. Dolayısıyla biraz da kışıyla meşhur olan bir şehir evet. Malumunuz. Kış şartları öğrenciler açısından bazen dezavantaj gibi değerlendirilebiliyor. Hatta bazen öğrencilerimizden ya Erzurum kar kış kıyamet şehri falan gibi sözler duyabiliyoruz. Biz aslında o kar kış tamam da kıyamet kısmını eğlenceye dönüştürüyoruz öğrencilerimiz için. Çünkü spor imkanları açısından Erzurum'da çok ciddi imkanlar var. Evet. 2011 Üniversiyat Olimpiyatları, üniversiteler arası yarışlar, kış sporları yarışları Erzurum'da düzenlendi. Ve 12 kilometrelik bir pistimiz var, kayak pistimiz var. Türkiye'de en uzun, dünyada da üçüncü olan bir pist tabii. Ve en acemisinden en profesyoneline kadar her türlü pist mevcut. Biz öğrencilerimize ücretsiz kurslar düzenliyoruz Bengü Hanım. Kar kayak sporları, için. Kış sporları tabii kayak, snowboard, evet. Buz pateni ve birçok kayak sporunda hatta ulusal takımlarımız var. Ünlü ligde, üniversite arası ligde ve ulusal müsabakalarda yarışan öğrencilerimiz var. Çünkü takımları kuruyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz kurslar vermek suretiyle daha götürüp getirme imkanı sağlıyoruz. Daha çünkü yani biliyorsunuz aynen Rusya'dan kayak yapmak için Erzurum'a geliyorlar. Yani biz diyoruz ki şehir dışından gelen, Erzurum dışından gelen öğrencilerimize de bu imkanları sağlayalım. Yani hem nitelikli mezun olarak başka şehirlerde iş imkanı arasınlar hem de
kayak gibi, snowboard gibi bu sporları efendim kar sporlarından da istifade etsinler istiyoruz. Bu anlamda onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Elbiselerinden kayaklarına varıncaya kadar tamamen ücretsiz olarak bu imkanları öğrencilerimiz için temin ediyoruz. O yüzden kıyamet kısmını eğlenceye dönüştürüyoruz evet. Öğrencilerimiz için. Biraz üniversitenize daha yakından bakmak isteriz. Yerleşkeler, kampüs imkanları, evet. Daha özelde neler söylersiniz tabii. Hocam? Yerleşkemiz bir tane yerleşkemiz var. 4000 dönümlük bir arazimiz var. Tek yerleşke olduğu için öğrencilerimizin hani farklı yerleşkelerde olması gibi bir sıkıntı olmuyor. Aynı yerleşke içerisinde rektörlükten tutun da öğrenci işleriyle ilgili sıkıntı yani herhangi bir sorunlar olduğu zaman aynı yerleşke aynı kampüs içerisinde sorunlarını rahatlıkla çözebiliyorlar. Yerleşkemiz merkezi bir konumda Erzurum'da gerek şehir arası otobüs terminali gerekse havalimanı oldukça yakın 1,5-2 kilometre bir mesafe var. İkisi terminalden ya da havalimanından geldikleri zaman mutlaka Erzurum Teknik Üniversitesi'nden geçiyorlar. Çünkü tam yol güzergahı üzerinde. Bu anlamda öğrencilerimizin ulaşım noktasında hiçbir sıkıntıları yok. Kampüs imkanları açısından diğer bir husus sportif imkanlar. Kapalı açık spor salonlarımız, basketbol, futbol, efendim tenis gibi birçok sportif imkanlardan ve bu altyapı imkanlarından ücretsiz bir şekilde öğrencilerimiz yararlanabiliyorlar. Yurt imkanları yine kampüsle evet, alakalı olduğu için söylemiş olalım. Tabii. Evet, lütfen. Kendi kampüs alanımız içerisinde yürüme mesafesinde 1500 kişilik kız yurdumuz var. Yani pozitif ayrımcılık yaptık öğrencilerimize. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları. Aynı zamanda erkek öğrencilerimiz için 2000 kişilik hemen kampüsün dışında rahat bir ulaşımla, ulaşımla 2000 kişilik erkek yurduna ulaşabiliyorlar. Bizim toplamda 4500 öğrencimiz var. Neredeyse yani öğrencilerimizin tamamı şehirde herhangi bir özel yurtta kalma imkanı olmadan, evet. Yani ihtiyacı doğmadan rahatlıkla üniversite içinde ve üniversitenin hemen dışında bulunan yurtlardan yararlanabiliyorlar. Bu da öğrencilerimiz aslında çok ciddi bir imkan sağlamış oluyor. Evet, evet hocam. Peki pandemi sürecindeki eğitimi sormak istiyorum ama burada iki yönü var aklımda. Bir teknik üniversite olarak bu süreci çok kolaylıkla yürütebileceğinizi düşünüyorum. Diğer yandan da teknik üniversite olmak uygulama gerektiren bilimler açısından da zorlayıcı olmuştur eminim. Evet. Bu süreci nasıl yönettiniz hocam? Evet, çok haklısınız Bengü Hanım. Bizim buradaki en büyük avantajımız bizim pandemi döneminden önce biliyorsunuz geçen yıl Mart ayında başlayan bir yani süreçte sıkıntıydı. Buradaki en büyük avantajımız bizim pandemi sürecinden 6 ay kadar önce online dijital platformların aslında adaptasyon sürecini başlatmış olmamız. Yurt dışından birçok uzman araştırmacı getirdik. Biz bir takım pilot uygulamalar başlattık. Derslerimizin belli bir kısmını aslında bu pandemi sürecinden önce online platforma taşımıştık. Bunun için de tabii ki dijital altyapımızı güçlendirdik. Altyapıyı güçlendirdik, bilgisayar altyapımızı güçlendirdik ve dolayısıyla bu sürece başladığımız için pandemi patlak verdiği zaman aslında çok kolay bir adaptasyon sürecimiz oldu. YÖK tarafından derslerin yüz yüze işlenemeyeceği duyurulduktan bir hafta sonra biz derslerimizin tamamını online dijital platformlara taşıdık. Yani bu 1000'e yakın ders demek Bengü Hanım. Bu kadar sayıdaki dersi hiçbir sıkıntı olmadan, altyapıda bir sıkıntıyla karşılaşmadan, internet sıkıntısı yaşanmadan, üniversitemizde sağladığımız interneti kastediyorum. Bu sorunu çok rahat bir şekilde açtık ve öğrencilerimize online platformları kullanarak ki öğrenciler artık klasik öğrenci değil malumunuz. Yani dijital öğrenci diyoruz, efendim evet, Z kuşağı evet. diyoruz. Onların öğrenme yöntemleri, metotları da çok fark ediyor. Dolayısıyla biz burada aktif öğrenme metotlarını öğrencilerimiz için adapte ederek sadece pasif dinleyici olarak kalmadan derse aktif katılımlarını sağlamak için ders esnasında aktif öğrenme modülleri dediğimiz modülleri uygulamak suretiyle öğrencilerimizin derse motivasyondan yüksek tutmanın gayreti içerisinde olduk ve bunu temin ettik. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü neticede bizim amacımız pandemi süreci de olsa öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermek. Eğitimin aksamaması. Doğal olarak demin sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi birçok uygulamalı derste tabii ki laboratuvar dersleri gibi derslerimiz de vardı. Öğrenci gelmeden laboratuvar derslerini de bu online dijital platformları kullanarak deneyleri online platforma taşımak suretiyle gerek simülasyonlar gerekse videolarla
destekleyerek öğrencilerimize bu imkanı pandemi sürecinde iyi bir şekilde sunduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Peki sizce hocam pandeminin etkileri, eğitime yansıması, sizin söylediğiniz o yeni kuşağa uyum sağlama modeli vesaire kalıcı olacak mıdır? Evet, kesinlikle kalıcı olacak. Şöyle aslında bu önümüzdeki dönemden itibaren, Eylül ayından itibaren büyük ihtimalle yüz yüze eğitime geçeceğiz. Hani bunun duyurusu da zaten yapıldı. Evet. Ama yüz yüze eğitime geçilmiş olması online eğitimden tamamen vazgeçileceği anlamına gelmiyor Bengü Hanım. Çünkü artık online eğitim hayatın online platformlar aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Yani ticaretten tutun da e-ticaretten efendim e-eğitime varıncaya kadar e-devlet filan her yerde var. Hayatımızın her anında var aslında. Dolayısıyla mesela biz şu kararı aldık. Derslerimize yüz yüze eğitime geçtiğimizde %60'ı derslerimizin yüz yüze, %40'ı online olacak. Neden? Çünkü online eğitime çok uygun olan dersler var. Örneğin yurt dışındaki bir hocamız bile ders anlatabilecek. Diyelim ki Amerika'da alanında uzman olan bir hocamıza diyeceğiz ki hocam hiç yerinizden kalkmadan bilgisayarınızın başında öğrencilerimize bu dersi bir dönem boyunca anlatır mısınız? Veya İstanbul'dan, Ankara'dan, farklı üniversitelerden hocalarımızla konuşmak suretiyle, görüşmek suretiyle bu dersleri vermelerini, seminer olsun, konferans olsun, bu imkanlar artık online platformlarda çok kolay. Yani kalkıp Amerika'dan Erzurum'a gelip sunum yapması, ders vermesi mümkün değil ama Amerika'dan dersi bilgisayar ortamında, internet ortamında online dijital altyapımızı kullanarak hocalarımızın ders anlatması çok mümkün çok olacak. Doğru, evet. Bu sayede dediğiniz gibi çok doğru. Online artık hayatımızın her yerinde var. Eğitimde de kalıcı bir şekilde devam edecek. Peki hocam, üniversitenin rektörü olarak aday öğrenciler açısından bakarsak neden üniversitenizi tercih etsinler? Evet. Ama şehri de baz alarak lütfen bu sorumu yanıtlayın. Yani evet. Erzurumlular öğrencilere nasıl bakar, öğrenci hayatını nasıl kolaylaştırır? Doğru, gibi. Haklısınız. Aslında Erzurum üniversiteler şehri Bengü Hanım. Yani bu ta Erzurum'da kurulmuş olan medreseler döneminden itibaren baktığımızda böyle bir tarihi kökeni var eğitim anlamında. Eğitime çok yatkın, yani şehrimiz gelen öğrencilerimizle aslında bu anlamda çok sıcak bir ilişki kuruyor. Şehir esnafı, şehir halkı, Erzurum halkı bu anlamda ciddi sıcak bir ilişki var. Öğrencilerimiz dolayısıyla üniversiteden şehre gittikleri zaman aslında hiçbir yabancılık hissetmiyorlar. Çünkü bunda bizim öğrencilere sağladığımız birçok imkan da tabii ki etkili oluyor. Demin bahsettiğim gibi yani kış imkanlarını, kış zorlukları diye tırnak içerisinde söyleyeceğimiz şeyleri imkana dönüştürdüğümüz zaman öğrenci bundan çok mutlu oluyor. Bunun yanında yabancı dil eğitimini öğrencilerimize 4 yıl boyunca güçlü bir şekilde sunduğumuzda yabancı dili öğrenmeleri için bu imkanları öğrencilerimiz mutlu oluyorlar. Ve ayrıca belki burada öğrencilerimiz açısından söylenecek şey, sizin sorunuzun karşılığı olarak en önemli şey aslında öğrencilerimize mezun olurken öğrencilerimizden istenen bir takım şartlar var Bengü Hanım. Mesela bir öğrencimiz uluslararası bir şirkete girdiği zaman şirketin aradığı şartları bizimle paylaşmıştı. Şirket diyor ki takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk bilinci yüksek olmak, insan ilişkilerinde başarılı olmak, gelişme ve öğrenmeye açık olmak, disiplinli zamanda görevlerini yapacak bilinçli olmak ve yabancı dil biliyor olmak. Biz de bu anlamda öğrencilerimize işte bir takım dijital eğitim sertifikaları vermek için dijital eğitim programları düzenliyoruz. Bunun yanında ortak çalışma kültürünü geliştirmeleri için ortak proje yapmaları noktasında TÜBİTAK destekli projelere başvurmalarını temin ediyoruz. Öğrencilerimizin birçoğu bu destekleri aldılar. Hem bir cep harçlığı oldu öğrencilerimiz için hem de bitirme projelerinde TÜBİTAK'ın sağladığı imkanlarla bitirme projelerini sanayi odaklı gerçekleştirdiler. Proje yapma keyfini ve keyfine vardılar ve becerisini elde ettiler. Çünkü sadece üniversitede lisans eğitimi yeterli değil Bengü Hanım. Evet. İlave beceriler mutlaka gerekiyor ve de şirketlere başvurdukları zaman şirket ya siz eğitim sürecinde ne yaptınız? Herhangi bir eğitim haricinde kulüp çalışmasında bulundunuz mu? Sertifika programlarına katıldınız mı? Projeleriniz var mı? Ne tür projeler gerçekleştirdiniz? Bu soruları soruyorlar. Biz de bunun farkında olduğumuz için öğrencilerimiz mezun olmadan önce bu imkanları kendilerine sağlamak için bu uygulamaları başlattık. Sertifika programları, yabancı dil programları, efendim proje yapma becerileri tabii. Evet. Ve donanımlı bireyler olarak mezun oluyorlar. 20'nin üzerinde kulüp
kurdu. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları yürütüyorlar. Bu kendilerinin sosyal bilinçlerinin gelişmesinde, sosyal çalışma kültürlerinin, iletişim kültürlerinin gelişmesinde çok katkı sağlıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz nitelikli bireyler olarak üniversitemizde mezun oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın ederim, sonuna geldik. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız Estağfurullah, için. Estağfurullah. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Bülent Çakmak'ı ağırladık programımızın ikinci bölümünde. Haftaya çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim. Üniversitetercihleri.com, üniversite yolunda programını sundu.